Uzaktan eğitim başladı koronavirüsün gölgesinde. 21 Eylül'e kadar da planlanması, başlaması, devam etmesi öngörülüyor. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklar masa başında saatlerce vakit geçiriyor ve bu da hareketsiz bir yaşamı beraberinde getiriyor. Çocukların beden sağlığına ve psikolojisine nasıl etkileri var, neler yapmak gerekir bu aşamada? Çok değerli bir konuğumuz var, konuşacağız kendisiyle. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Orhan Akdeniz konuğumuz. Sayın Akdeniz günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. İlk başladığı dönemde koronavirüsün yine çocuklar uzaktan eğitim alıyorlardı. Yeni bir süreç başladı. Yeni eğitim öğretim yılına da uzaktan eğitimle başladı öğrenciler. Tabii uzun süre hareketsiz kalıyorlar. Kimi çocuklar daha kısa, kimileri 8'den 4'e kadar farklılıklar gösteriyor. Bu aşamada beden sağlığını korumak için neler yapılmalı? Hareketsiz bir yaşam insan sağlığına ne gibi olumsuz etkiler yansıtır? Sizi dinleyelim lütfen. Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle COVID pandemisi gerçekten sıcak bir gündem ülkemiz ve dünya için. Aslında başlamadan önce şöyle bir giriş yapayım. Çocuklarda omurga gelişiminden bahsedeyim. Niye hareketsiz yaşam omurgayı bozduğunu daha iyi anlarız. Normalde bir çocuk doğduğu zaman anne karnındaki cenin pozisyonundan dolayı C harfi şeklinde bir omurga ile yapısıyla doğuyor. Zamanla 6. ayından itibaren başını kaldırmaya başlayınca boyun eğriliği, yürümeye başlayınca bel eğriliği başlıyor. Ve bu eğrilikler ortalama ergenlik dönemi dediğimiz tam okul çağına denk gelen dönemde yetişkindeki formunu alıyor. Yani önden baktığınız zaman omurganız düz, yandan bakınca S harfi gibi oluyor. Bu süreç çocuklarda bütün beden gelişimi olduğu gibi omur gelişimi için de önemli bir dönem, okul çağı dönem ve bu dönemdeki uygunsuz pozisyon, bu dönemdeki hareketsiz yaşam, bu dönemdeki omurgaya ve bedene binen yüklerin farklı uygunsuz pozisyonlara gelmesi omurga sağlığını bozuyor gerçekten. Dolayısıyla bu pandemiden dolayı uzaktan eğitim yapıldı. Yani çocukların bilgisayar başında daha uzun zaman geçirmek zorunda kaldığı bu süreç omurga sağlığı için, omurga gelişimini tanımlamayan çocuklar için çok önemli. Burada özellikle ailelerin çok dikkatli olması gerekli. Çocuklarını görsel olarak omurga açısından izlemeleri ve omurgalarındaki bir eğrilik, bir şekil bozukluğu fark ettikleri zaman bir hekime danışmalarında fayda var. Bu süreçte bizim şöyle nacizane önerimiz var. Muhakkak uzaktan eğitim sürecinde masa başında olmak, bilgisayar başında olmak zorundayız. Bu süreçte çocukların oturduğu masanın, sandalyenin, düzeninin, ergonomi, çocuğun vücudun ergonomisine uygun olmasını tavsiye ediyoruz. Bunun için de basit önerilerimiz var. Çocuk oturduğu zaman sandalyesinin ayakları yere tam basmalı ve diziyle kalçası arasında 90 derece bir açı, beliyle kalçası arasında 90 derece bir açı olacak şekilde bir koltuğu olmalı ve koltuğu çocuğun sırt, bel, boyun boşluklarını doldurmasını istiyoruz ki omurgası destekli kalsın, askıda kalmasın. Evet. Yine sandalyesinin kollukları olsun istiyoruz. Dirseklerini kolluğa koyabilsin ve bilgisayar ekranı mümkünse tablet de cep telefonu değil bilgisayar ekranı ya da televizyon daha büyük bir ekran üzerinde derslerine katılmasını istiyoruz ve ekranın çocuğun ekranın üst seviyesinin çocuğun gözüyle aynı hizada olmasını istiyoruz ki bu boyunun sırt ve belin normal omurgadaki eğriliklerini korumasını sağlıyor. Başınızı yaklaşık bir cep telefonuna bakarken yaklaşık 60 derece daha fleksiyon dedim şu hareketi yapıyoruz ve bu da boyun kaslarının gerilmesine ve daha yük altında kalmasına ve boyun şekil bozukluğuna oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla derste geçirdiğimiz süre elbette dikkatli bir şekilde dersi izleyeceğiz ama öncesinde bu basit önlemleri alarak, masa sandalye önlemini alarak ve yine basit bir önerimiz bu süreçte en az zararlı atlatmak için çocukların muhakkak basit omurgayı koruyan egzersizler yaptırmak lazım. Bunu ebeveynler yaptırabilir. Bunu okuldaki öğretmenler dersin girişinde 3-5 dakikalık bir şeyle yapabilirler. İsterseniz ben birkaç tane omurgayı koruyabilecek egzersiz ekrandan göstereyim size. Lütfen, belki çok memnun oluruz. Bizi izleyen aileler de çocuklarına yaptırır bu süreçte omurga sağlığını korumak adına. Omurga bir bütün boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumuna doğru ilerleyen bir yapı. Yaklaşık 33 tane kemikten oluşuyor ve evet, yetişkinde 70 santim boy olan bir yapı. Dolayısıyla egzersize başlarken boyundan başlamak lazım ve basit egzersizlerimiz var. Elimizi şöyle alnımıza koyuyoruz. Elimizi arkaya, alnımızı öne doğru ittiriyoruz ve yaklaşık 5 saniye bekliyoruz. Bunu yaparken de vücut kas gücümüzün %10'u kadar bir kuvvet uyguluyor. Çok güçlü bir itme de yapmıyoruz. Aynı hareketi bu şekilde başımızın yanından yapıyoruz. Tekrar soldan yapıyoruz. Sonra arkaya elimizi koyup geriye doğru başımızı ittiriyoruz. Bu şekilde boyun kaslarımızı
çalıştırıyoruz ve bir denge haline gelmesi sağlıyoruz. Omuzumuz için çok basit beden dersinde hep yaptığımız böyle omuzumuzu önden arkaya, arkadan öne daireler çizerek omuz kaslarımızı çalıştırıyoruz. Sırt kaslarımız için ellerimizi şu şekilde öne doğru uzatıyoruz ve bütün gücümüzle sırtımızın kaslarının gerildiğini hissediyoruz. Yine hep bunları 5'e kadar sayana kadar, 5 saniye bekleyerek yapıyoruz. Yine göğüs kaslarımız için ellerimizi arkamızda bağlayıp omuzlarımızı geri alıp şu şekilde koltuğumuzda 5'e kadar sayıyoruz ya da 5 saniye bekliyoruz. Evet. Yine bel için, sırt için bizim basit beden derslerinde hep yaptığımız köprü egzersizlerimiz var. Köprü egzersizi yapıyoruz ve köprüyü yapıp 5 saniye, 10 saniye bekliyoruz gücümüzün yettiği kadar. Ve bunlar hep 3-5 set halinde derse başlarken ya da dersin sonunda yaparsak bu süreçte en az zararla atlatırız diye düşünüyorum. Evet, yalnızca beden değil aslında bağışıklık sistemini de olumlu yönde etkiliyor değil mi bu tür egzersizler? Tabii aslında bağışıklık sisteminin 3 tane ihtiyacı var. İyi su içiyorsanız, iyi egzersiz yapıyorsanız ve düzenli bir uykuya sahipseniz bağışıklık sistemi için ekstra bir şeye gerek yok. Bunlar zaten bağışıklık sistemi güçlendiren şeylerdir. Yeter ki iyi su içelim, iyi egzersiz yapalım ve düzenli erken yatıp erken kalkalım. Peki Sayın Akdeniz, tabii çocuklar özelinden gitmeye devam edecek olursak eğer omurga sağlığının bozulduğunu nasıl anlarız? Ne gibi aslında, tepki verir vücut? Evet, şimdi bunun için de çok basit şeylerimiz var. Hani evde aileler, anneler, babalar bunu çok basit yapabilir. Çocuklarını bir duvarın karşısına geçirip önce yüzü kendisine dönük bir şekilde çocuğu duvara geçirip çocuktan 3 santim, 3 metre geriye gidip uzaktan çocuğunu bir gözlediği zaman omuz mesafelerine bakacak. Omuz mesafe bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda mı? Kulak memelerin mesafeleri aynı mı, eşit mi, farklı mı? Yine kalçaların ya da giydiği pantolonun kalçadaki duruşuna bakarak bir farklılık olduğunu anlayabilir. Yine sırtını döndürüp, duvara yüzünü dönüp sırtı kendisine dönüp bir şekilde çocuğu durduğu zaman yine omuz mesafelerine, kürek kemik dediğimiz kemiklerin hizasına asimetrisi var mı yok mu onlara bakarak, ayaklarının yerdeki duruşuna, basma açılarına bakarak omurga sağlığı ile ilgili bir problem olup olmadığını anlayabilir aile. Ve buradan yola çıkarak da ilgili hekime, bu işte ilgilenen işte fizikal rehabilitasyon uzmanlarına götürüp test ettirebilir. Biz de bunları postür analizi dediğimiz kartlarımız var. Postür analizi kartlarıyla test ediyoruz. Eğer bir anormallik orada bulduysak gerekli grafiklerini çekip omurgada bir eğrilik var mı yok mu tespit edebiliyoruz. Çocuklarda gördüğümüz en sık omurga eğrilikleri skolyoz dediğimiz, böyle halk arasında bilinen eğrilik, omurganın eğriliği hastalığı. Aslında skolyoz tek başına duruştan etkilenen, yani duruşa bağlı olarak ortaya çıkmıyor. Altyapıda başka sebepler de vardır ama bizim uygunsuz duruşumuz, hareketsiz yaşamımız skolyozun derecelerini artırabilir, şeklini değiştirebilir. Onun için erken teşhis tedavisinden çok önemli. Evet, peki hareketsizlik sadece beden sağlığımızı, omurgamızı etkilemiyor elbette. Yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Londra'da yapılan, evet, University College of London'da yapılan bir araştırmada, evet, sadece fiziksel rahatsızlıklar değil, aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları da beraberinde getirdiğini ifade ediyor ve çocukların 18 yaşına geldiğinde depresyona girme ihtimalinin daha fazla olduğu da ifade ediliyor. Katılıyor musunuz? Evet, elbette. Şimdi şöyle bir kendi özelimizde düşünürsek, yani biz kendi çocukluğumuzda sokaklarda oynardık sürekli ve stresimizi, bütün enerjimizi orada atar, eve geldiğim zaman böyle herhangi bir stres olmayan, yastığa kafasını koyunca uyuyan tiplerdik. Ama şu anda görüyoruz çocuklarımızda hep böyle cep telefonu bağımlılığı, sosyal hayattan uzak, dijital ortamda yaşayan insanlar ve bu tabii onların algılarını, tepkilerini, olaylara verdiği tepkileri falan değiştiriyor. Dolayısıyla egzersiz hem beden hem ruh sağlığı için çok önemli bir aktivite ve çok basit, çok masrafsız, yani her yerde yapılabilecek bir şey. Yeter ki çocuklarımıza bu imkanı sunalım, yönlendirebilelim onları. Peki, çok teşekkür ediyorum Doktor Orhan Akdeniz, yayınımıza katkınız için sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.